Adım Bahadır. Bana gecelerin yargıcı da derler. Fazla konuşmayı, hoplamayı, zıplamayı sevmem. Yeni yetmeler meydanı boş buldu. İleri geri konuşuyorlar. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Bahadır Tokmak Hoca'nın spor salonundayız. Diş makinesi ben çektim, videonun başında göreceğiz zaten. Bahadır Hoca bu işe çok büyük emek vermiş, milli sporcularımızdan, şampiyon sporcularımızdan. Uzun zaman yarışmacılık yaptı, hala hard body çalışır. Genelde de kendi anlatır zaten, gece çalışır, kendine has bir tarzı, bir üslubu vardır. Nasıl başladı, ne yaptı, bugünkü durumu nedir? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Hocam merhaba. Merhaba İrfan Hocam, teşekkür ederim hocam. Önce size teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Çünkü gerçek anlamda bu konuda hiçbir konuşmanın yapılmadığını denk gelmedim. İnternette, YouTube'da, orada, burada o kadar çok ahkam kesenler var ki, daha dünkü çocuk, body'nin B'sinden anlamayan ama konuştuğuma profesör gibi. Ben icraata bakarım, podyuma girecek,
Ben yaptım oldu. Çok konuşan değil. İçe bakılır. Ha, benim ismim Bahadır bu arada. Ben bu işe asıl seslenmek istediğim kitle bizim gibi bu işe gönül verenler ve özellikle gençlere. Çünkü vücut geliştirme ilerleyeceği yerine tam tersine gerileme döneminde bana göre. Eskiden ne bu kadar makine vardı, ne supplement vardı, ne bu kadar imkan vardı. 82'lerde İstanbul'da saysanız 4 salonu geçmez. Türkiye genelinde hiç konuşmak istemiyorum. Bu işin beyni İstanbul, sonra İzmir, sonra Ankara. Hocam araya girmek istiyorum. Yani tamamen katılıyorum söylediklerine. Salonda gezdik. Benim salonda aşağı yukarı aynı. Eski okul, old school dediğimiz salon. Evet. Yani bu işin ruhu burada hocam. Yani evet. Spor yapan, body yapmak isteyen, hat body yapmak isteyen insanların bu salonlardan çalışması lazım. O bir türlü salon zincirleri var. O ayrı bir şey. İnsanlar elbette spor yapsın ama evet. Yani o hissiyatı, o ruhu bunun gibi, senin salonun gibi eski salonlarda ancak alınabileceğini düşünüyorum ben. Hocam evet. Fazlasıyla katılıyorum bu konuya. Çünkü biz merdiven altı tabiriyle ilkel gibi gözükse de her şeyin özü, temelinin bizde olduğuna inanıyorum. No pain, no gain. Acı yoksa büyüme yoktur. Ben makinelere alerjisi olan bir adamım. Her şeyi makinede çalışmam. Dumbbell'ı alacağım, kendim basacağım. İşin aslı biz hamalız, ameleyiz. Ama bilinçli hamallık, bilinçli amelelik önemli olan. Tabii ki spor amaçlı birçok fitness game'ler, şunlar bunlar her taraf açık ama amaçları farklı. Biz burada gerçekten savaşçı yetiştirmek, gerçekten bu işin özünü vermek, gözümüz cepte değil, vücutta. Bir gencimizi bir şampiyon yapmak hedef. Onun için de bana dünyanın en lüks salonunda verseniz, salonda iş bitmez, hocada. İşin özü hoca ve hard body. Şimdi old school mu bir şey deniyor sanıyorum hocam. Old school. Eski okul tabii evet. Yani bizim şu hard anda body. Senin salonun, bizim yetiştiğimiz, çalıştığımız, ilk başladığımız salonlar. Aynen hard body. Bu iş ne kadar zorsa o kadar da faydası vardır. Ben şeyi çok merak ediyorum. Nasıl oldu başladın bu işe? Kaç yaşında başladın? Süreç nasıl gelişti? Hocam ben 6 yaşında Almanya'ya gittim. Pardon 11 yaşındaydım. Orada Tarzan filmi oynardı. İlk çocukluğumdan beri güce, vücuda bir merakım var. Hatta o yaşlarda bile Maya ile kendimi Tarzan'a benzetirdim. Artı babam güreşçidir, ben Tokatlıyım. Sülale araştırılırsa saraya kadar pehlivan. İyi bir güreşçiyimdir. Serbest, kara kucak, grokoremen. İyi bir dövüşçüyümdür. Sokak dövüşçüsü. Yurt dışında dövüşlere de katıldım. Ama bu sporun çalışılarak vücut geliştirme olduğunu bilmiyorduk. Ben doğuştan bu insanların bir özelliği olduğunu zannederdim. Resimde görsem fotomontaj, böyle kol mu olur, böyle vücut mu olur diyordum. Ta ki ilk salona gittiğimde bir vücutçu arkadaş gördüm. İsmim önemli değil. Sanki böyle büyülü gibi geldi bana. İnanmak istemiyorum. Demek ki dedim bu işler salonda yapılabiliyormuş. Ama ekonomik olarak tabii ki müsait değildik. Biz o zaman yani sokakta büyümüş bir adamım. Yani hadi salona para verme, yürüyerek de gidip gelelim. Ama içimizde bir ateş vardı. Ben şınavla, mekikle, barfiksle çekmekle yorulmayan bir adamdım. Artı betondan, konserve kutularından bizim dönemde herkes yapmıştır. Tevfik kursu olur, kulakları tabii, çınlatayım. Tabii, o da tabii. Kümeste çalışırdı. 5-10 kalasından bir bench yapardık. Ha buna rağmen bir de ben inşaatlarda çok çalıştım. Eskiden makineler yoktu böyle içler. Balyozla bina yıkımına giderdim. Spor salonuna gelmeden önce kendi çalışmalarım vardı. Tabii vardı ama şınav, mekik, barfix. İnanılmaz kaç tane çekiyordun o? Hocam ben 1500-2000 taneyle yormuyordum. Böyle şınav derken normal şınav değil. Yanlara sandalye alırız. Artı ayaklarımızı tepesi aşağı şınav çekerdik. Dar şınav çekerdik. 4-5 çeşit şınav. Ve her birini 5x1000 yapardım. Program bilgim de yoktu. Ama 5 tane 1000 tane bunu yapacaksın. Bu. Sonradan öğrendim ki 4x10'lar. Bir de bunu öğrendikten sonra 4x10'lar vücut mu olur diyordum. 10 tekrarla vücut mu olur? Bir de şu vardı. Ben doğuştan çok kuvvetliyim. Kuvvetliydim. 6 yaşından beri çalışıyordum. Daha 5-6 yaşında o inşaatlardaki demirleri kırar hurdacıya satardım. Kuvvet doğuştandır. Şunu da ekleyeyim. Vücut
geliştirmeyle herkes gelişti ama şampiyonluk başka bir şey. Şampiyon olmak da doğuştandır. Ne zaman ki bu işlerin salonda yapıldığını öğrendikten sonra çok mutlu da oldum. O kadar da üzüldüm. O idolüm olan insanlara baktığımda bir gün dedim bunlara yakın olacağım. Bir gün. O gün 30 yıl olur, 40 yıl olur. Ona ben süre koymadım. Bir gün onlara yakın olmak demek çok farklı bir şey. Yani bu işi ben kağıt kalemle başucunda yatan bir adamım. Programlarla kafayı yemişim. Gece 3 ay, 4 ayda çözemediğim bir şey. Kalkarım tak tak hemen yazar çizerim. Ya bu böyle miymiş? Hala da bu işin içindeyim. Bu şekildeyim. Benim işim nokta atışı yapmak. Dediğim gibi büyüyen yerin büyüdüğü bir yere kadar değil. Ben istediğim yeri büyüteceğim. Bu iş orangutan, mutan gibi çok iri olmak değil. Estetik ve güzel olmak. Zaten bu sporun temelinde de bu yatar. Kadınlarda kadın güzellik yarışması yapılır. Erkek güzeli yarışmasıdır bu sonuçta. En son puanlamada yüz güzelliğine dahi bakılır. Hocam ben konuştum mu çok konuşurum. Yok. Bu ben hocam... daha önce konuştuk. Yani sohbetlerimizde biliyorum. Benim merak ettiğim şeyi niye açtım ben? Şınav çekiyordun daha önce falan. Altyapıyı oluşturdun. Tabii. Yani başladığında, spor salonuna gittiğinde sanki bir bodyci gibi bir halin vardı zaten o zaman değil mi? Yani o insanların tepkilerini merak ediyorum. Ben. Hocam ben şöyle söyleyeyim. O zamanlar spor salonuna gitmeyen bir adam ama vücutçu gibi görünen bir şöyle adam. Şöyle söyleyeyim. Ben kendimi tabiri caizse biraz kendimi boks zannediyordum. Bir tişört giydi mi insanlar dönüp bakıyordu. Güreş mindere çıkardım. Aa, çocuğun vücuduna bakın. Kollarım 43 santimdi benim. Body'ye başlamadan evvel. Lisede, ortaokulda 19 Mayıs hareketleri falan yapardık. Yani dikkat çekiyordum. Ama tabii bu kendi çabalarımla. Herhangi bir body salonuna gitmeden. Ama baktım ki iş... Spor salonunda oluyor bu işler. Spor salonunda kendi imkanlarına bir yere kadar gelebiliyormuşsun. İlk spor salonuna giriş... Ya da o tanışma maceranı anlatır mısın? Şimdi ben bu işin ilk, tabii ki o dönemler 4-5 salon vardı. Şampiyon, Kodakan, Herkül, Masis, bir de Hannes Hoca'nın Tagar, Vader olacak. Vader, Tagar. Evet, onlar evet. İsimlerini duyuyorduk ama gidip de çalışma şansımız olmuyordu. Çünkü Aydat, Maydat bunlar çok yüksekti o zamanlar bize. Abim benim Sultanahmet Meslek Lisesi'nde öğrencilik döneminde Sultanahmet'te Amerikan dershanesi diye bir yerden bahsetti bana. Bahadır dedi, para da almıyorlarmış. Oraya gittim. Çok alelade sıradan makineler ama bir bench, bir T bar, ipli, kalın halatlı bir lat vardı, dumbbell vardı. O bile beni çok mutlu etmişti hocam. Duvarda yalnız beni ilk vücut geliştirme, bilinçli araştırmama iten benim dokümanlarım hala durur. Hangi hareket nereye çalıştırır? Şınavından tutun da bir göğüsle ilgili tüm hareketleri görebilirsiniz. O dokümanları ben çektim. Videonun başında yayınlayacağım evet. Hocam. Hep onları nasıl ezberimde aklımda tutarım diye düşünüyordum. Bir gün duştan çıktığımda böyle iri yapılı gür sesli bir beyefendi. Evladım dedi senin ismin ne? Şöyle bir baktım. Bahadır dedim. Sen dedi kaç yıldır bu işi yapıyorsun dedi. Hangi işi hocam dedim. Vücut geliştirmeli olur. Hocam dedim ben güreşçiyim aslında dedim. Altyapım inşaatta amelelikten böyleyim. Pek inanmadı. Ondan sonra bana ilk programımı yazdı. Tabii ben de biraz yüz bulduktan sonra hocam Gürbüz hocamdan. Hocam dedim şu tabloları bir yenileyim camları kırılmış. O benim niyetimin ne olduğunu çok iyi anladı ama dedi bir haftada hallet. Ve benim ilk vücut geliştirme dokümanlarım bu kaynaklardı. Çünkü... Nereyi nasıl yapacağım çok neydi önemliydi. Neydi programa diye evet. O evet. Bende de vardı o. Hareketler hangi katı çalıştırıyor, hangi hareket hangi adet evet. Gibi. Evet. Ve daha sonra da bu işe gönül verdiğim için daha iyi geliştirmek istedim. Spor Akademisi'ne gittim. Biz akademide anatomi, fizyoloji, fonksiyonel anatomi, kası tamam çalıştırıyoruz ama ismini de öğrenmek lazım. Tabii ki ben bu işi sevdiğim için çok araştırdım. O zaman eski halter yayınları vardı. Kısmet olursa bir dahaki programda onları da göstereceğim. Bunlar artık sayfaları kepek kepek. Halter, aleti vücut geliştirme. Evet. Yani birkaç ayda bir çıkardı onlar zaten. Fakat hocam ne ilginçtir biliyor musunuz? Hala öyle güzel bir yayın yok. Bundan biz 60 sene öncesinden, 50-60 sene tabii önce o zamanlar bile bu kadar güzel ince dergiler vardı. Ve anlaşılır, rahat. Yani çok basit. Ben
benim senin de yok, hocan yok. Benim yok de hocam olmadı. Ben onlardan öğrendim hocam bu işi. Evet. Yani okumak, araştırmak isteyen insanların el başucu kitabıydı o. Maalesef hocam hala şu anda öyle işin özünü veren ne dergi var ne bir yayına denk geliyorum. Ama daha sonra Özer Baysalink ile Erol Uğur güzel bir modern bodybuilding sanıyorum bir kitap çıkarttılar. Bana göre en bilinçli insanların bir şey öğrenebileceği bir kaynaktı. O da benim için çok değerlidir. Doğru. Yani birçok dış kaynaktan almışlardı ama başka bir tane ismi Osman bilmiyorum. Soyadını hatırlamıyorum şimdi. Bir çeviri vardı. Onlardan daha önce ama onların kitapları da gayet güzeldi. Hatta daha sonra Doping diye bir kitap çıkardı Özer evet, Hoca. Evet. Sağ olsun o doping yapmayın diye anlatılan kitaptan insanlar dopingin nasıl yapılacağını öğrendiler. Gülbüz Hoca'yı ben bir anekdotla anmak istiyorum. Daha önce de konuşmuştum. Çok saygıdeğer, gerçekten kıymetli. Hem bu işe gönül vermiş hem jimnastikten geliyor biliyorsun tabii hocamız. Bir de judocu zannediyorum. Altyapısı judocu diye de bir duymuştum ben onu. Birçok sporcu yetiştirmiş. Bizden bir önceki jenerasyon. Yarışmaya gidiyoruz hocam. Balıkesir'e yarışmaya gidiyoruz. Gülbüz Hoca ile beraber 5-6 kişiyiz. Vapura bineceğiz. Ben de yarışmalara çok hazırlıklı giderim. Büyük bir çanta. Kendi ihtiyaçlarım fazlasıyla. Bir de olur da hani birinin eksik bir şey olursa diye yedeklerim de olur. Yolda gidiyoruz. Hoca elimden aldı çantayı. Çekti aldı. Dedim hocam ne yapıyorsun? Dedi sen yarışmacısın İrfan dedi. Yorulma dedi. Ya hocam yapma etme. Vermedi bana. Yani mütevazilik spor adamlığını anlatmak istiyorum. Yani onun gibi biri Ahmet hocamızla konuşuruz. Yani sırası geldi mi? Programımız çok açık. Evet hocam. Gerçekten özlüyorum. Arıyorum. Kaybettik. Yani o arada da federasyonda as başkan Gülbüz Hoca. Ben yarışmacı sporcuyum. Benim çantamı taşıyor. Yani gururla anlatırım ve özlemle anarım. Yani bunu belirtmek istedim bu şeyde hocam. Hocam öyle bir konuya temas ettiniz ki bir sporcu hangi spor branşıyla uğraşsa uğraşsın belli bir noktaya geldiğinde o kadar da alçak gönüllü ve mütevazı olmasını becermesi gerektiğine inanıyorum. Bizim Ahmet hocamız biraz evvel. Aynen öyle. Ya konuşsanız sanki 7 sefer dünya şampiyonu, şampiyonlar şampiyonu o olmuş değil gibi. Bırakın bugün yurt dışında birçok olimpiya olsun dünya şampiyonları o kadar alçak gönüllü ki ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim Türkiye'deki gençler veya body ile uğraşanlar ya kardeşim 2 gün body salonuna girmekle koltuk altındaki tane karpuz taşıyor gibi ne kadar çirkin ve iğrenç göründüğünüzün farkında değilsiniz. Artı insanların bize kötü gözle bakmalarına gayet hak veriyorum. Bacaklar ayrı, böyle bir şekil, şemal. Başak büyüdükçe, olgunlaştıkça başı eğilir. Ben bu işe başlamadan evvel tişört giyerdim. Ne zamanki body'ye başladım, kapandım. Çünkü artık insanların beni bakması da rahatsız ediyordu. Belli bir olgunluk aşaması ama bunu ben yeni nesilde görmüyorum. Ellerinden gelse ki mide baklası abdominalini gezdirmek için bile kışın tişörtsüz gezecek kafa yapısındalar. Doğru dürüst bir şampiyonluğa girmemiş ama tripleri Mr. Olympia, dünya şampiyonu. Yanlış anlamayın bunlar benim midemi bulandırıyor. Dünya şampiyonu olsan Mr. Olympia olsan ne yazar? Onu taşıyacak beynin olmadı mı? Aklınız beyninizde olmasın. Her şey body değil. Hayatta body bir yaşam tarzıdır. Çok güzel bir spordur. 100 sefer dünyaya gelsem yine bu sporla uğraşırım. Ama o vücudu da taşıyacak. Alçak gönüllü olun, mütevazı olun ve etrafınızdakilere yardımcı olun. Birçok gencin adım gibi eminim, deneme yanılma, benim salonumda bunları çok görüyorum. Ama maalesef gençleri biraz inandırmakta çok zorluk çekiyorum hocam. Kolay yoldan hemen bir şeyler yapmanın peşinde bunlar. Tam onu diyecektim. En kısa zamanda en hızlı nasıl olurum? Yani bu hayatta da öyle. En kısa zamanda en çok para kazanmayı alnının teriyle kazanamazsın. Hocam her sermayenin altında biraz kan biraz da haram yani yatar. Bu işte de en kısa en hızlı düşünüyorsan başka yollar olur ki o da bizim yani insanlara gençlere tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Bir de şeyden gireyim hani mütevazi olmaktan alçak gönüllü olmaktan gireyim. Vücut geliştirme ego ile başlayan bir spor.
Evet. Yani hepimiz öyle başladık. Mutlaka. İşte kollarım, omuzlarım genişledi. Tamam. İşte vücudum şöyle olsun falan filan ama vücudunla birlikte kendini geliştiremiyorsan, kültür anlamında, bilinç anlamında, teorik olarak kendini geliştiremiyorsan, o biraz önce anlattığın koltuğunun altında iki tane karpuz varmış havasıyla gezer. Bir takım insanları belki etkiler ama aklı başında insanlar için de o sadece fazlaları büyük, omuzları geniş ama kafası çalışmayan bir adam intibarını verir. Bu tant görüntüsü. Hocam evet. Bu konuya şunu ekleyeyim. Eskiden sosyalist ülkelerde bu spor yasaktı. Çünkü temelinde narsizm, tabii, aynaya bakıp kendine ki 92'de sosyalizm yıkıldıktan sonra demir perde ülkelerinden çok güzel sporcular çıkmaya başladı. Tamam, temelinde bencillik, egoistlik olabilir, kıskançlık olabilir, dedikodu. Maalesef bizim siklet, hafif siklet, ağır sikleti çekemez ama bunlar hiç hoş değil. Ha diyeceksin ki hocam hiç mi kıskanmadın birini? Hayır. Ben kesinlikle bir idolüm biri varsa o kıskançlığın yerini hırs almıştır bende. Bir gün bunun gibi olacağım. Yani kıskanmakla hiçbir şey elde, kibirlilikle, bencillikle bir yere gelinemez hocam. Ya tabii bu tabii biraz da karakterle, yapıyla alakalı bir şey. Onun için yani her body yapandan bu olgunluğu beklemek de... Aynen öyle. Ha. Yani bu ülkemizde bu çok yaygın. Ama genelde işte ben hani vücut geliştirmeyle girip hayata da geçmek istiyorum. Yani ne kadar eğitimli, ne kadar iş adamı paran varsa, ne kadar kariyerin varsa sporda o kadar alçak gönüllü olman lazım ki kıymetli olabilirsin. Önemli olan hocam budur. Yani her şey para, kariyer. Bunlar benim için gelip geçici. Yani pop sanatçıları gibidir onlar. Bana göre öyle. Öyle. Yani Saman Alevi gibi. Elisinde evet. Tutar ama onun da herkesin bir devri var. Evet. Değil mi? Nice tutarları, yıldızlar evet. Genel anlamda vücut geliştirmede geldi geçti. İyi insanı hala bak Ahmet Enünlü diyoruz. Gürbüz Hoca diyoruz. Kim biliyor yani, hocam bu konuştuğumuz isimleri? İşte bu. Parola yatanı. Artı bizim Haldun Sever, Ustura Kemal'in ressamı, Güneş Gazetesi'nde çalışırdı. Ondan sonra rahmetli Yılmaz Dinççi, gerçi iyi bir yarışmacı değildi ama bu dönem bu Türkiye'de ilk bu işi başlatan, kıvılcımı ortaya koyan ki hoca bugün benim gözümde dünyaya Türk gibi güçlüdür lafını tekrar hatırlatan bir sporcudur. Çok da yarışmacı yetiştirmiştir. Çok da yarışmacı yetiştirdi. Bir de hocam şu konuya değinmek istiyorum. Kısa yoldan bu ucu elde etmek dediğimiz şuna benzetelim. Uludağ'a teleferikle çıkartmakla o dağı dolaşarak çıkmak zaman olarak teleferikle 15 dakikada çıkarsın ama dolaşarak herhalde 5-6 saat. İnişin de teleferikle bir hemen tık diye inersin ama inişin yine bir 5-6 saat. Zirveye ulaşmak ne kadar zorsa zirvede kalmak o kadar zor. Çabuk elde ettiğin şeyi de çok çabuk kaybedersin. Kaybeder. Mesela kalasa çiviyi alalım. Bir çakışta çakarsın onu, keselim. Ama bir vidayı alıp da onu çevire çevire yavaş yavaş. Onun için bizim dönemimizde ben anatomisine yapısına baktığımda bu adam diyordum 10 sene sonra podyumluk olur. Ve o adam 10-15 sene sonra podyuma çıktığında en az 40-50 sene de yarışmacı kalırdı. Bugün bir Arnold, Sergio Oliva, Albert Beckles. Bu sporcular o dönemde öyleydi. Ama şimdi bakıyorum en babası 10 sene, 5 sene sağlık mağlık bitiyor. Demişken hocam, ilk podyum maceran nasıl oldu? Hocam, aklıma geldi mi bazen çok da gülerim. Önce sporlu salonunu niçin açtığımı ben size anlatayım. Benim işim gece işi. Amelelik, şunlar bunlar. Baktım ki üniversiteyi de bitirdim. Yabancı dilim de var. Sonuçta bir para hırsı vardı. Ben gündüz yatar, gece işe çıkarım. Ama saat 3.30-4'te sabaha karşı nerede, hangi salona giderim? Baktım olmayacak. Kendime spor salonu ben kendime açtım. Bu işi sevdiğim için açtım. Ve hala da onun için, ben para kazanmak için değil. Çünkü stresimi attığım, rahatladığım yer. Rahatlamanın çeşitli yolları vardır. Kimisi ibadette bulur. Kimisi kumarda bulur, kimisi zamparalıkta, kimisi alkolde, uyuşturucuda. Ama bana göre en güzel rahatlama yolu, kimisi kitap okur, resim okur. Bu hobiler insanların rahatlamasıdır. Ben de spor salonunda rahatlıyorum hocam. Sıfırlıyorum kafayı. Salonu açtım. Fakat salon açmadan evvel halde hamallık yaptığım dönemde, cumartesi günüydü hiç unutmuyorum. Abim bir heyecanla geldi. Bahadır dedi,
Bağlarbaşı Burhan Felek Spor Salonu'nda teşvik müsabakası yapılacaktır. Tercüman mıydı? Günaydın Gazetesi'ydi sanıyorum. Yetenekli gençlerin elinden tutulacaktır gibi böyle bir manşetli bir sayfayla geldi. Bir heyecan duydum. Abimle atladık gittik otobüste karşıya. Bunu hiç unutmam. İçeriye bir girdim hocam. İlk kez vücutçuları görüyorum. Yahu ben nereye geldim? Bırak yarışmayı. Kafama balyoz yemiş gibi oldum. Kendimi iyi zannediyorum podium ya. Podium markası, podium bambaşka bir dünya. Ben bir salona gelen çocuklara da dedim, onu bir gidin seyredin. Yani spor tanımında spor yapmakla o yarışma bambaşka. O ambiyans hocam çok farklı. Ertuğrul Gülcan ismini vereyim. İlk profesyonel, böyle görüp de inanamadığım bir sporcu. İncecik bel böyle sırttan. Yahu bu nasıl bir şey? Ben mi yanlış görüyorum? İnanmak istemiyordum ya. Yarışmaya diye girdim. Bırakın yarışmayı. Dedim ya balyoz yemiş gibi oturdum oraya. Düşünüyorum ya diyorum. Bahadır sen de kendini bir şey zannediyorsun. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu kuvvetli bilirmiş. O sırada yaşlı bir adam yaklaştı bana. İsmin ne evlat dedi bana. Bahadır dedim. O adaş dedi bana. O da ismi Bahadır'mış. Bahadır Hoca'yı eskiler çok iyi bilir. Namık Ekin'in SAT komandodan arkadaşı vurgun yediği için hocam erken emekli etmişler. Ama birisine hocam falan diyecek olursalar Allah razı olsun, mekanı cennet olsun, o bana çok yardımcı olmuştur. Adaş dedi, niye oturuyorsun böyle diye sordu. Hocam dedim, yarışmaya girecektim ama dedim, adamlara baksana dedim. Soyun bir bakayım dedi. Sen de dedi fena değilsin dedi adaş, canını sıkma dedi ama dedi kılların da duruyor senin. Çıkarttı permatikle. Sen bilmiyorsun tabii kılları. Hocam hiç bilmiyorum. Artık. Zaten bu sporda kabullenemediğim, ya erkek adam kılını mı alır ya? Erkek adam kıllı olur. Küçükken babam benim omuzlarımı tıraş edermiş ki apulette dursun diye. Yani kıl erkeklik simgesidir. Yani kılları almak hadi daha dedi. Daha çok çıksın diye tıraş ediyor. Tabii daha çok çıksın diye, kıllı olsun diye. Adaş dedi mayo. Hocanın dedi mayo. Yok hocam dedim. Abimle karşıda Adidas mağazası vardı hiç unutmam. Paramızı birleştirdik, bir mayo aldık. Tabii dönüşte de yürüyerek gittik, paramız kalmamıştı. Sonra Allah razı olsun Bahadır hocam bana 7 zorunlu pozu gösterdi. Adaş dedi, sen dedi sıkma canını, sen de iyisin dedi. Ben dedim moral veriyor sadece. Bir parlatıcı falan bir şeyler sürdü. Uzatmayayım hocam, teşvik şampiyonu oldum. Oldum ama mutlu olmadım. Teşvik şampiyonu oldum ama mutlu olmadım. Diğer yarışmacılara göre. Tabii diğer ve işte o zaman kendime şunu dedim Bahadır. Bir gün dedim Ertuğrul Gülcan gibi bir gün onlara yakın olacağım. Ve o gün kararımı verdim. Bu iş dedim çalışılarak oluyorsa olacak. Ve halde sezon bitti hocam. 4 aylık maaşımı almıştım hiç unutmam. Kodakan'a gittim. Ha dünya küçük derler ya. Kodakan'da merdivenlerden yavaş yavaş indikçe bir baktım. Yarışmada bana yardımcı olan Bahadır Hoca. Adaş dedi nerede kaldın dedi sen. Ya hocam dedim böyle böyle ben dedim. Durumu çok iyi olan bir insan değilim. İşte halde 4 aylık sezonluk anlaştım. Aidatımı dedim ki ne aidatı dedi ya. Dedi şampiyonlardan para alınmıyor. Hocam hayatımın en büyük milliye piyangosu ne demek biliyor musunuz? Ve ben hala spor salonumda şampiyon olan sporculardan gençlerden para almam. O çünkü onu hak etmiştir. Ondan sonra hocam zaten yarışma dönemine sonra gireceğim. Yani ben bu işe body'ye başlamadan bir teşvikle şampiyon olduk. Ama şu var, o hırsım hiçbir zaman geçmedi. Ben hiçbir zaman dünya şampiyon olacağım diye bir hırsım da olmadı. Ama bu işi çok seviyorum. Ben her gün 1-2 saat o dumbbell'lara elim alamazsam, çünkü onlar benim şöyle söyleyeyim, dert ortağım. Mutluyken de millet yılbaşı kutlar, ben idmanımı yaparım. Önceliğim, tekrar diyorum beyler, öncelik çok önemli. Bir, tamam yapı önemli ama öncelik. Şimdi deseniz ki önceliğin bu mu? Hayır. Benim bir ailem var. Çok sevdiğim, benim meleğim olan bir oğlum var. Önce o oldu mu akan sular durur. Sonra idman. Ya çünkü artık yaşımız gelmiş, belli bir yaşa gelmişiz. Ama dersen şu anda soyunsam yine yarışmacıyım. Bundan sonra zaten inşallah Allah kısmet ederse gençleri bu yöne, özellikle zaten bu programa başlamamızın sebebi de... Tabii yani arkadaşlar Bahadır Hoca'yla YouTube'da video çektiğimiz ilk
video paylaşımı olacak bu. Ama birlikte uzun süre, uzun soluklu çalışmalarımız olacak. Burada bizim amacımız hocanın dediği gibi insanlara nasıl fayda olabilir? Yeni jenerasyon şeyin çok iyi, Ertuğrul Hoca'nın çok iyi bir lafı var, unutmuyorum geçenki görüşmemizde. Şimdi herkesin bir paketi var. Yeni jenerasyonun kendine göre bir paketi var. Bizim de kendimize göre bir paketimiz var. Ama onların bir paketi var. Bizimki iki. Eski ve yeni. Biz hala evet. Bu işi yapıyoruz, hala araştırıyoruz, hala öğrenmeye çalışıyoruz bu işi. Hocam bırakın, yaşımız 58 olmuş Allah aşkına. Önemlisi sağlığa bak. Bu sporu yapmasaydım ben acaba yaşamazdım ya, cezaevindeydim. Çünkü gittiğim yol belliydi. Gece aleminde takılmama rağmen alkolün damlasını da ağzıma koymamışımdır. Ama ne var? Önceliğim vardı. Kadın kız alemi eğlence, işim olmaz. Önce sporumu yapacağım. Ha, bir noktaya gelmekse her şeyin bedeli var. Öyle hem cam kenarı, hem 2,5, hem sırt üstü yüzeyim, hem dipte, yok öyle bir şey. Ondan sonra yok, hocanın genetiği güzelmiş, şuymuş. Yok, genetik eyvallah. Çalışmadan da olmuyor. İşte ADN'i çalıştırmanı bileceksin hocam. Ben şuna inanırım her zaman. Bazen derler biz hepsi kısaşı, bu genetiği. Ya öyle bir saçmalık yok. Anatomi doğuştan proporsiyon eyvallah. Ama biz hepsinin uzatılmasıymış, kanadın indirilmesi. Tamamen çalışmaya bağlı olduğuna inanıyorum ki de öyledir. Şimdi umarım bizden çok daha hani bilgilerimizden faydalanır insanlar. Yeni jenerasyonun yeni YouTuber'larında en çok yaptığı şey 30 saniyede, 1 dakikada bir şey anlatmak. 30 saniyede anlatıyorlar hocam. Yani adeleyi nasıl çalıştıracaksın, hangi açıyla çalıştıracaksın, işte odaklanma nedir, işte nasıl besleneceksin, bunları parça parça anlatıyorlar ama o Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarda da var. Kısa zamanda eğlenerek öğrenmek istiyorlar. Bizimki belki biraz sıkıcı olacaktır ama yani bunu biz tam anlamıyla, yani derinlere girerek yapmaya çalışacağız. Hocam size şöyle söyleyeceğim. Bu işi çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Biliyorum diyeni cebimden çıkartırım. Hodri meydan. Herkes de gelsin. Eteğindeki taşı döksün. Beslenmeyi bilirim. Farmakolojiyi bilirim. Kinesolojiyi bilirim. Anatomiyi bilirim. Fonksiyon anatomiyi bilirim. Vücuda ne verip ne kaybettiklerini bilirim. Beslenmeyi bilirim, uygulamam. İlaçları araştırırım. Çünkü her geçen gün yeni yeni şeyler. Eskiden 10 senede vücut çıkıyordu. Şimdi bakıyorsun adam 2 senede yaratık gibi. Ha, onaylar mıyım? Hocam onaylamam. Ben bu işi sağlığım için yapıyorum. Dediğim gibi biraz evvel zirveye çabuk çıkıp pat diye de Andreas Münzer, Almanların evet, çok ya. İyi bir adamıydı. Doktora uyarıyor. Dünyanın en iyi bacağı. Çok definasyon bir adamdı hocam. Hem iri hem güzel bir adamdı. Doktoru İlacı kesmezsen öleceksin diyor. Podyumda şampiyon oluyor, kuliste de ölüyor. Yani bana göre hayat bu kadar ucuz olmamalı. Bir de insan haddini bilmeli. Benden şampiyon olur mu olmaz mı? Önce bunu. Şöyle söyleyeyim, her kızdan gelin olmaz. Her yiğitten pehlivan olmaz. Her body yapandan da şampiyon olmaz. Herkesin adalesi büyülür, küçülür. Ama dediğim gibi genetik faktör çok önemli. Ha, bana göre sıralamayı derseniz, önce anatomik ve genetik olarak şans, iki hırs ama kontrol edebileceğim bir hırs. Üçüncüsü bakın, para. İsterseniz sıralamayı da yapın bozuk, param var, hırsım var. Hiçbir şey olmaz. Yapın güzel, param var, hırsın yok. Hırsım var, yapın bozuk, yine bir şey olmaz. Onun için her şeyin azı, kararı fazlası zararıdır. Bu beslenme içinde, ilaç içinde, antrenman içinde, hepsi için geçerli. Şimdiki gençlerde hocam çok komiğime giden şeyler görüyorum. Adam yükleme yapıyor, ilacını. Bir bakıyorsun ondan sonra yok, tifilasyon yapacağım, diyet yapacağım. Ya 2 günlük adam şeker almıyor, bunu almıyor. Ya bunlar çok aptalca şeyler. Vücudun büyümesi için bizim dönemimizde en az 2-3 sene bulk yapardık. Maksimum kütle. Ondan sonra hoca alır. Keskiyle heykel tıraş gibi olmayan şeyi işleyemezsiniz gençler. Ondan sonra karaciğer de iflas eder, böbrek de iflas eder. Hayatınızdan da olursunuz. Adli tıpta arkadaşlarım var. Gençlerin neden gittiğini çok iyi biliyorum. Psikoloji de gider. Psikoloji kesinlikle kalmıyor. Konsantrasyon ve ilaçlarla ilgili hocam daha önce programlarımız olacak. Ama ben özellikle gençlere rehberlik etmiyorum istiyorum hocam.
Çünkü bizim geleceğimiz gençler. Onları da iyi eğitmemiz lazım. Bakın bu konuşmalarımda para değil. Ben parayı bulsaydım bu spordan da bulurdum. Benim paraya ihtiyacım yok. Ben başka yoldan buluyorum. Benim tek sıkıntım bilinçli gençler. Şöyle oturup konuştuğunda televizyona çıkıp da böyle yok 60 yumurta yiyorum, 3 kilo et yiyorum. Böyle salak salak gerizekalı konuşuyorlar. Zaten Cüneyt de böyle ahmak görüntümüz. Hep böyle filmlerde sopa yiyen model. Tabii. Kardeşim oraya çıktı mı öyle bir konuşacaksın ki konuşanın ağzı bir karış açık kalacak. Ama yetiştirmemiz lazım. Bu dilin, bu vücut geliştirmenin dili Latince ise Latince konuşacağız. Beslenmesini, vitaminini. Şu bir gerçek. Gençliğin sırrı bu sporda saklı. Tansiyonun da olmaz, şekerin de olmaz, eklem ağrın da olmaz. Dolaşım sistemi evet, proporsiyon bozukluğun varsa, kamburluk, skolyoz, bunların hepsi düzeltilebilecek bir spor. Ama acele etmeden, yavaş yavaş. Hocam, burada noktalayalım. Tamam hocam. Bir sonraki şeyde farklı bir konuyla tamam devam hocam. Edelim. Arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Hocam, bitirmeden bir şey ilave edeyim. Evet. Genelde konuşmalarımızı bana kalk derseniz hocam ben bir ay kalk konuşurum. Bir de izleyicilerin sorularına yönelik programımızın bir bölümünü de sizin sorularınıza yönelik bir konuşma olursa. Evet arkadaşlar, bu videonun altına hem yorumlarınızı hem de sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konuları yazın ki biz kendimizi daha faydalı olmak adına sizin sorularınızı da devam edelim. Bir kendi, de hocam. Kendi, elbette kendi, pardon hocam. Buyur hocam. Kendi planımız, programımız var. Ama bizim düşünmediğimiz, merak ettiğiniz, daha gündemde olan bir şeyler varsa mutlaka videonun altına yazın arkadaşlar. Bir de hocam şu bir gerçek. Mesela kolla ilgili veya omuzla ilgili 3-4 sene uğraşıp da bir püf noktası vardır. Bunu yakalayamazdım. Ama yakaladığımda da bunu çöplükte inci bulmuş kadar mutlu olurdum. Şimdi bu bana daha çok kanat, omuz için, göğüs için gelenler çok olurdu. 3-4 ayda bayağı bir fark ettiriyordum. Ve çoğu da bana şunu demiştir. Hocam sizin yeriniz merdiven altı değil. Kimya mühendisi talebem vardı. Buna benzer. Şu bir gerçek. Biz açık büfeyiz. Gençlerin her şeyin önüne de verdi mi kıymetini bilmiyorlar. Evet, o biraz zor almaları çünkü, lazım. Çünkü evet. Kendilerini çabalamaları birazcık lazım. Bizi, beni özellikle 5-6 sene bir harekete, bir adaleye kafayı takıp da bulamayan, sonra ben ona ufak bir bilgiyi verdiğimde o insanlar anlar. Hep karşılaşıyorum hocam. Başka yerde çalışmış, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çalışan var. Hareketi yaparken, sende de aynı şey var biliyorum. Fotoğrafik hafıza. Baktığım anda 3 tane yanlışı hemen buluyorum. Evet. Hafif bir dokunmayla cevap şu. Ben şimdiye kadar yanlış yapıyormuşum, hiç bu kadar etkilenmedim. İşte hocam bir yani de yanlışını kabul edip düzeltse ona da gam yemeyeceğim. Düzeltmezse zaten çok fazla zaman ayırmamak da lazım. Aynen yani öyle. Beni ciddi alana alıyorum. Ben normalde herkesle de ilgilenip programda yazmam. Öğrenmek isteyecek. Öğrenmeye aç, açık olacak. Bilgiye evet, aç insanlar. Evet. Gençlerle bizim işimiz hocam. Evet. Onun için hocam günler, aylar, saatler yetmez. Ama bundan sonra dediğimiz gibi böyle güzel paket bilgiler her konuda vücut geliştirmeyle ilgili ekranımız size açık. İstediğiniz her şekilde İrfan Hocam'la da ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah bundan hocam. Sonra çok daha yani güzel çok yayınlarda daha buluşacağız. Verimli yayınlarımız olacak. Çekimlerimiz olacak. Misafirlerimiz olacak hocam. Ertuğrul Hoca ile birlikte bir olmamız lazım. Tamam. O senin o ananı da hep beraber evet. Şey yaparız. Birçok eski sporcu, şampiyon arkadaşlarımız da paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz gibi merak ettiklerinizi yazın, öğrenmek istediklerinizi yazın ki biz de ona göre kendimize bir yol planı çizelim. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.